merhaba. Ben Tuğçe Oduvar ve gelenekselleşme yolunda ilerleyen çizim ve sohbet videomun ikincisine hoş geldiniz. Eğer bu videonun birincisini izlemediyseniz size zaten mantıksızlıklar serisinden oluşan bu videolarda birazcık daha mantık bulabilmeniz için birincisini izlemenizi tavsiye ediyorum. Linkini aşağıya bıraktım. O zaman geri kalanlarınızla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Mini kampüsümüz liseye girmişti. Lisenin ilk gününü hala çok net bir şekilde hatırlıyorum. Yani sanırsın ki Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum ama tabii bayağı bir zaman oldu aslında. Okulun ilk günü böyle sınıfa girdiğim anda sanırsın ki bir sanat yuvasına değil de toplama kampına giriyorum. Yağmur yağıyordu, böyle çatı akmış. Sınıfın yarısı sular altında. Oradaki sıralar böyle ters falan çevrilmiş. İçeride böyle 8-10 kişi korkulu gözlerle etrafa bakınıyor. Sanırsınız ki uzaylılar kaçırmış da bizi oraya koymuş gibi. Ben de geçtim bir yere oturdum, anlamlandırmaya çalışıyorum ama çok anlamsız yani. Bir saçmalık var ama herkeste bir gereksiz bir korku var ama tam anlayamadık. Lisenin ilk yıllarını düşündüğümde aklıma kazınan diğer bir şey de okulun böyle askeri okul kıvamında çok sıkı bir okul olmasıydı. Böyle şey yapardık her gün. İsrail Marşı okunduktan sonra bu okulun önde gelen Koroman yöneticileri böyle sağlı sollu dizilirlerdi, 6-7 tanesi. Biz aradan böyle kurbanlık koyun gibi yürürdük. Onlar da böyle üstümüzü falan teftiş ederlerdi ama gömleğin içine giydiğin atletin renginden ayakkabının içine kalan çorabın, ayakkabının üstündeki işte çizgilerin rengine kadar, yani sanırsın ki dünyaya bunu yapma amacıyla gönderilmişlercesine böyle sabahların korkulu rüyası şeklinde takılırlardı. Tam şey böyle hani filmlerde falan olur ya, böyle bankaya hırsızlar girdiğinde böyle lazerle korunuyordur o kasa, böyle o lazerlerin içine böyle kıvrıla kıvrıla geçersin. Tam o, birini atlatıyorsun öbürü, öbürünü atlatıyorsun öbürü, kesin birine takılıyorsun zaten, o azarı yiyeceksin yani o sınıfa gitmeden önce. Bir şey oluyor böyle, oh yine de ne güzel başladım ama azarımı değdim meh diye rahatlıyorsun. Hayattan nefret ederekten sınıfa doğru ilerliyorsun. Durun, daha bitmedi. Bunun üstüne ben bilinçsiz tüketici, sayısalcı Tuğçe öğrendim ki okul sözelmiş. Yani bildiğin okul sözelmiş. Sözel okul, okul sözel. Anladınız değil mi? Benim bunu anlayıp kabul etmem tabii bir ay falan sürdü. Ben şeyim böyle, nasıl sözel? Seçmeyeceğiz mi? Ben seçsem olmaz mı? Ben gene seçeyim. Siz sözel yapın, ben sayısal yapayım. Olmaz, ben bitiremem ki okulu. Sözel nasıl yapacak? Yok, ben ikinci sınıfta yapsam. Sonra fark ettim ki bunun savaşmanın manası yok. Okul otomatik sözel. Ben de 2 MB hafızamın içine o savaşların tarihini ezberleyeceğim. Ya da lisede böyle 8 sene falan harcayacağım. Onlar benden bakıp beni mezun edene ya da okuldan atana kadar. Ne güzel değil mi? Böyle lise anlarım negatiflik üstüne negatiflikle başladı. Durun, daha bitmedi. Hala aynı mı bilmiyorum ama okul ilk senesi hazırlık senesiydi. İngilizceden nefret ederdim. Net bir şekilde tiksinirdim. Ve bir sene boyunca İngilizce okumamız gerekiyor. Hani o bittikten sonra sözel okuyacağım falan. Zaten geleceğim karanlık. Hiçbir umut ışığı yok. Ama ben hala şeyim ya olur ya falan diye böyle pozitif takılmaya çalışıyorum. İlk derslerimizden biri hocamız geldi, kendini tanıtıyor falan. Tatlış mı tatlış bir kadın. İşte İngilizce tanıtmaya çalıştı ama kimse de bir de anlamayınca şeye karar verdik. Hep Türkçe konuşalım, arada belki İngilizce bir iki kelime öğreniriz diye bir orta yolu bulduk. Zaten bu şeyi de fark etmişler. Bu güzel sanatlar okuyan insanların normal derslerle çok da alakası olmuyor ya. Bizden önce neyse kabullenmişlerdi. Onun için çok da zorlamıyordu hocalar. Dersin ortasında kapı çalındı. İçeriye böyle 8-10 kişilik falan en son sınıflardan bir grup öğrenci girdi. Böyle kızla erkekli karışık. Hocadan dışarı çıkmasını istedi. Hoca dışarı çıktı. Bir gariplik var değil mi? Bir anlamsız bir sessizlik. Abi bunlar bize bir giydirdiler. Ben hayatımda böyle giydirme görmedim. Bak hala da tek geçer yani. İçinde envaya çeşit benim hayatımda duymadığım küfrün olduğu cümleler kuraraktan, hatta başlarında da bu cümleleri kuran da bir kız öğrenciydi. Hanım A. Pis. Neyse ki o sene mezun oldu gitti, bir daha da görmedik yüzünü de. Bu okulun yönetimi biziz. Her şey bizden sorulur. Sanmayın ki siz burada at koşturacaksınız diye bir konuşma yapıp, hani öğretmenler değil biz varız. Biz sizden sorumluyuz. En basitleştirilmiş, en kibarlaştırılmış haliyle ağzınızı yırtarız diye bir konuşma yapıp sınıfı terk ettiler. Biz tabii şey olduk böyle, yok canım hani saçmalık, hani böyle bir şey olabilir mi, hani öğretmenlerin olduğu bir yerde ne alaka falan diyorsun. Sonra ama bir olay oldu mesela, öğretmenlerle çözmemiz gereken, onlar direkt şey yaptı, üst sınıflarla çözeceksiniz, onlar sizden sorumlu diye. Yani şöyle bir şey düşünün, biz orada 14 yaşında böyle yeni yeni hormonları oluşmaya başlamış, hayatı anlamlandıramayan bir grup çocuğuz diyelim. Ve orada 18 yaşında son sınıflar, hormon seviyeleri coşmuş, hayattan, herkesten, her şeyden nefret eden bir grup bizimle ilgileniyor. Ve burada böyle
40 yaşının üstünde okul yönetimiyle bu ergenlerden sorumlu insanlar bırakıyorlar bunlar birbirini yesinler diye. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar bu olaya. Böyle iğrenç bir düzen kurmuşlar. Neden iğrençlerim? Gerçekten zorbalık kelimesinin tam karşılığı bence bu insanlardı. Zaten o sıra böyle Google olsa zorbalık yazsam bunların resmi falan çıkardı. Ay neyse iğrenç espriler yapmayayım hemen. Hemen değil birazdan başlayacağım. Ben şey hatırlıyorum mesela. O zamanlar şey yok. Teknolojinin verdiği nimetler bu kadar yaygın değil. Saçını ya ütüleyeceksin bildiğin ütüyle ya da ütülemeyeceksin. Tabii ben de o zamanlar genelde kendi doğal hali olan kıvırcık lüle dalgalımsı arası bir saçım vardı onu kullanıyordum. Saçımı böyle tepeden kuyruk yapmışım ama kuyruk arkada değil yanda. Yargılamayın hemen tamam mı? Ben de 14 yaşında bazı hatalar yaptım. Bir yandan kuyruğumda böyle saçlarım lüleliyle dökülüyor. O kız geldi o şey hanıma. Orada bir anda böyle yanından geçti sonra geri dönüp böyle omzundan tutup çevirdi beni saçıma vurdu böyle. Saçım böyle sallanıyor böyle dramatik bir şekilde orada. Bu ne dedi? Şey oldu mu cevap vermeli miyim? Bir daha dedi görmeyeceğim bunu dedi. Şey böyle neyi görmeyecek? Saçımı görmeyecek. Düzleştirmemi mi istiyor? Beğenmedim acaba lülelerini falan diyorum. Bu yani. Sonra da gitti ama öyle bir tavırla söyledi ki ben 2 dakika falan orada bir durdum böyle anlamlandırmaya çalışıyorum. Anlamlandıramıyorum durumu. Her neyse. Şimdi bu negatifliklerin yanına bırakalım. Tabii ki de bu yeni adaptasyon süreci, hormonların işte değişmeye başlaması, yeni bir okula başlamanın verdiği, her şeyin verdiği toplam bir stresle beraber daha da gözümüzde büyüyordu. Ne zaman geçtikçe biz böyle alışmaya başladık. Şey böyle bir de, alışmışım hani böyle 50-60 kişilik sınıflara, sınıfta 24 kişiyiz. Okulda toplam 8 sınıf var. Öğrenci başına 4.3 öğretmen falan düşüyor. Çok fazla öğretmen var ve çok az öğrenci var. Belki de bundan dolayı böyle az öğrenci olmasından dolayı insanlar biraz daha iyi geçiniyorlardı. Evet gruplaşmalar zart zurt falan vardı ama sınıf o kadar değişik karakterlerle, o kadar ilginç insanlarla doluydu ki çok eğlenceli geçiyordu. Arkadaşlıklarımız gerçekten lise boyunca arkadaşlık babında tabii ki de inişler çıkışlar her zaman oldu. Ama benim böyle çok büyük sorunlar yaşadığım dönemler olmadı. Baktığımda böyle güzel hatırlıyorum lisedeki arkadaşlıklarımı en azından. Bu da gerçekten şanslı olduğum kısımlardan biri diyebilirim. Dersleri dersen çizime dair neredeyse hiçbir şey yapmıyorduk. Full böyle İngilizceydi dersler. Yani ders dediğimde böyle film izliyorduk. Ama mesela Türkçe altyazılı izliyorduk o filmi. Hatta bazen seslendirmesi de Türkçe oluyordu. Böyle düşünün yani. Hocamız falan çok tatlıydı. Böyle kısır yiyip sohbet etme tadında falan geçiyordu dersler. Neyse ki İngilizce'de tek kötü olan ben olmadığım için göze batmıyordu. Böyle hani kötü öğrenci konumuna düşmeden o seneyi atlattım böyle. Hoca resmen iti 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 artık hani cevaplarını verecekti soruların. O şekilde bize hazırlığı geçitti. Gelelim lisenin birinci sınıfına. İşte burada işler biraz daha renklenmeye başladı. Çünkü derslerimizin gidişi değişti. Artık İngilizce sadece haftada bir göreceğimiz, yani ignore edebileceğimiz bir ders haline geldi. İşin içine temel sanat dersleri girdi. Artık haftalık derslerimizin yarısı sanat dersleri, diğer yarısı da normal temel dersler, herkesin aldığı dersler şeklinde ilerleyecekti. Bunu şöyle bir noktaya belirtmek istiyorum. Bizim okulumuz Eskişehir Tepebaşı diye bir bölgesinde yer alıyordu. Burası şehrin dışı, net dışı, tarla. Yanımızda bir okul daha vardı. Fatih Anadolu Lisesi, Eskişehir'deki Anadolu Liselerinin en iyisiydi o zamanlar. Yani şöyle düşünün. Biz orada piyano sesleri eşliğinde Tiner'den hafif kafası güzelleşmiş, her tarafı boy içinde kalmış öğrenciler. Yanımızda da böyle geleceğe muhtemelen doktorları, mühendisleri gözüyle bakılan böyle inek öğrencilerin olduğu bir okul. Bahçemiz ortaktı yani böyle. Böyle olunca da bunlar nasılsa burası bir sayısal okulu değil ama ilk senede işte fizik, kimya, biyoloji dersi olmak zorunda olduğu için öğretmenleri yan okuldan getiriyorlardı. Bence bu da uzun vadede bu öğretmenlere ellerindekinin kıymetini bilmeleri için verilmiş minik bir ders olabilir. Çünkü resmen ilk günler böyle hatırlıyorum hocalar deniyordu. Sınıfta dinleyen tek kişi net bendim ve zevk alan. Hoca artık bir süre sonra bunu fark etti zaten. Bana bakarak anlatıyordu. Ben hocayla böyle birebir ders işler gibi işliyordum ama nasıl şeyim böyle keşke bitmese, bu dersler hiç bitmesin diye ama hocada şey de var böyle geri kalan herkesten nefret ediyor. O kadar alışmış ki Anadolu Lisesi'ndeki ineklere. Biz de kimse ilgi göstermeyince bunu kendi hakaret olarak falan görüyordu. Yani o noktada bir insan 40 dakika boyunca gözünü kaç kez devirebilir diye bir rekor tutulsaydı bence o kadın kesinlikle bu rekoru böyle birkaç kez üst üste kırabilirdi. Ama neyse ki onun çilesi çok uzun sürmedi. Zaten bir sene boyunca hani haftada bir kez geldi dersleri verdi gitti. Tek bu sayısal içinde değildi aslında. Diğer derslerde de kimse çok fazla ilgi göstermiyordu derslere açıkçası. Evet artık 15-16 yaşındayız. Bohemleşme yolunda hızla ilerliyoruz hepimiz.
herkes sürekli bir çizim halindeydi. Sürekli bir şeyler karalıyoruz defterin tarafına, işte goy goy yapıyoruz falan. Birbirimize minik notlar yazıyoruz, gönderiyoruz. İşte o zamanlar daha teknoloji yeni yeni gelişiyor. Bilgisayar atölyesi açılıyor okula, işte cep telefonu diye bir şey var falan. Hani ilgimizi dağıtacak çok fazla şey vardı. Size şimdi birazcık atölye derslerinden bahsedeyim. İlk sene atölye derslerine dair hatırladığım iki tane çok net şey var. Birincisi, bir fil büst çizdik. O büstün böyle kafasını koparmak üstüne kurulu birçok fantazimiz vardı. Yani büst dediğimde bu hani kolları ve gövdesinin aşağısı olmayan heykel. Yani beyaz, renksiz, tatsız, tutsuz, lanet, taş zaten ya. Taş böyle, bir de net göremiyorsun. Bembeyaz bir şey yani. Işık gölgesi bile net değil. Bunu çiziyorduk. Evet, işimize yaradı, tabii ki de yaradı. Ama o an bunu fark etmiyorsun ki, iki ay boyunca taş çizmişsin yani. Herkes böyle herhalde oraya böyle yıldızlı geceler falan yaratacağız hayaliyle girdiği için büstle karşılaşınca büyük bir hayal kırıklığı ve istemsizlik oldu herkesin içinde. Bunun dışında mesela tamam artık büst çizmiyoruz dediğimiz noktada sebze çizmeye başladık. Hepimiz bir sebze seçtik. Benimki o zaman dolmalık biberdi. Şimdi bunu işte 1,5 ay boyunca falan o temel sanatta kara kalem tekniğiyle çizeceğiz. Tamam, güzel, çok güzel. Ben tabii çok zeki olduğum için orada biber seçtim. İçindeki tüm taneleri tek tek çiziyorum. 1,5 ayda ben bunu rahat rahat bitiririm. Ama şöyle bir şey var, bir hafta sonra biber soldu. Yeni biber kestiğinde içindeki tanelerin yeri değişti. Yeri değişince gölgesi değişti. Şeyim böyle o sırada, fiziksel araştırmalar yapıp bu biberi nasıl daha fazla hayatta tutabilirim diye düşünüyorum. Çünkü o zaman hormonlu meyveler, sebzeler bu kadar olmadığı için çok fazla da hayatta kalmıyorlardı. Daha çabuk ölüyorlardı. Muhtemelen de o hormonu, o uzun ömürlü, raf ömrü uzun olan sebzeleri de benim gibi böyle dertten müzdarip birisi bulmuştur diye düşünüyorum. Bilmem, ben böyle düşünüyorum. Neyse, o sene bana çok şey katmış aslında. O kara kalem teknikleri, böyle genel perspektif bilgisi, genel hani desen ve hafif bir anatomi bilgisiyle beraber aslında temel sanat derslerimiz gayet güzeldi. Sıkıcı olmasının yanında gayet güzeldi. Ama genel olarak ortam sıkıntılıydı. Dedim ya, öğrenci başına 4.6 falan hoca düşüyordu. Böyle çok fazla hoca vardı. Kaçamıyorsun ama sürekli bir mercek altındasın. Sanki CCTV gibiler yani. Okulun her yerindeler. Öğrenci yok, bulamıyorsun. Bir arkadaşını kaybede gör ki bir daha bulamazsın yani. Cep telefonu da yok tabii şimdiki gibi. Böyle onlar bayağı bir sıkıntı yaratıyordu. Yani şunu söyleyebilirim ki lise 1 yılı da aslında resim açısından aşırı zengin değildi. Çok başlangıç, çok çok başlangıç seviyesinde biraz sıkıcıydı. Yani çok fazla şey üretip yaratmadık ama çok fazla temel şey öğrendik diyebilirim. Arkadaşlık açısından çok güzeldi. Okulun komiklikleri güzeldi. O iğrenç üst sınıflar zaten mezun olmuştu. Yeni gelenlerin o kadar umurunda değildi. Onların zaten genel erkekleri bizim sınıftaki kızlara böyle kanca atmaya çalıştıkları için daha da bir iyi davranıyorlardı bize. Böyle değişik arkadaşlıklar, güzel ilişkiler kurulmuştu. Birinci yıl gerçekten daha rahat geçti diyebilirim. Gelelim lisemizin ikinci yılına. Yaş olmuş 17. Bilmiyorum size bu ne der ama aslında çok şey söylüyor. Artık böyle kız erkek ilişkileri değişmeye başladı. Çıkmalar, ayrılmalar, dramalar. Aman ya Rabbim, Gossip Girl'e dönüştü falan okul. Çok eğleniyoruz ama çok güzel. Sürekli bir heyecan falan var. Resim mesim. Kimsenin fazla umurunda değil artık, ergeniz. Ama bunun yanında şöyle bir şey var ki, dersler çok şahaneydi bu sene. Yanlış hatırlamıyorsam heykel, baskı ve fotoğraf derslerimiz vardı. Öyle güzeldi ki böyle değişik, hiç denemediğim ve normalde evde deneyemeyeceğin şeylerdi o zamanlar, en azından bunları öğreniyoruz. Çünkü okulda karanlık odamız vardı, işte karanlık odada baskı yapıyorduk. Böyle çok eski metal baskı makineleri vardı, bunlarda baskı yapıyorduk. İşte heykel atölyemizde böyle heykeller falan yapıyorduk. Hem bunun tarihini öğreniyorduk hem işte pratiğini yapıyorduk falan. Çok eğlenceliydi. Gerçekten çok öğretici ve çok eğlenceliydi bu seneki dersler. Bunun yanı sıra çizim derslerinde de daha böyle tablomuz şeyler falan yapmaya başladık. Bu da gayet güzeldi. Ama şöyle bir durum var ki, güzel sanatlar okumak lisede iyi bir fikir miydi, kötü bir fikir miydi bilemem. Bana çok şey kattı, doğru ve hiçbir zaman pişman olmadım. Ama şöyle bir eksi tarafı vardı ki, çok severek yaptığım bir şeyi derslerle kısıtlamak, hocaların bakış açısını içine sokmaya çalışmak, çok çok kapalı bir alanda işliyor, çok kapalı bir alanda geliştiriyor ve bunun üstünden not alıp eğitim görüyor olmak gerçekten bayağı can sıkıcıydı ve benim resimden soğumama sebebi oldu. Tek ben değildim, sınıftaki çoğu kişi de aynı şey vardı zaten. Çünkü maalesef ki genel eğitim sisteminde olan bir durum bu ki, hocalar kendi kalıpların içine sokmaya çalışıyorlar öğrencileri ve çok açık bırakmıyorlar. En azından benim lise hayatım boyunca hissettiğim ve sezdiğim şey buydu. Ama genel toplama baktığımızda lise 2 şahane bir yıldı ve ben lise hayatım gerçekten çok eğitici ve öğretici buldum. Şu an beni takdir ediyorsunuzdur lise hayatım, çok eğitici bulduğum için, değil mi?
Tabii ki de şöyle bir şey var. Bu ders olarak gördüğümüz resimden soyu olmamız genel olarak resimden soğutmuyordu. İşte biz bu sene şey hatırlıyorum ben. En yakın arkadaşımla böyle okul dergisi çıkarmak falan istemiştik çizim üstüne. Böyle düzenli çizimler falan yapıyorduk. Hatta Türkiye'ye gittiğimde o çizimleri bulursam sizinle paylaşayım da size umut olsun. Bu kız bu halden bu hale nasıl gelmiş? Biz de yapabiliriz diye. Çünkü gerçekten çok kötü çizimlerdi. Ama bireysel olarak çizim yapmak, işte kendin için, ders için değil de hala zevk aldığın için yapıyor olmak gerçekten bayağı bir yardımcı oldu bize bu resim olayından tamamen soğumamak için. Ama hatırlıyorum sınıfın yarısı böyle cidden üniversite giriş sınavlarını hazırlamaya başlamıştı. Çünkü başka bir bölüm okumak istiyorlar. Böyle çok soğumuşlardı resim olayından. Velhasıl lise 2 bayağı güzeldi. Özetleyecek olursak aslında işte erkek ilişkilerinde gelişmeler, etek boyu kısaltma, işte sisteme karşı gelip birazcık asileşme üstüne kurulmuş bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Aynı biz geldiğimizde bize yapılan zorbalığı bir küçük sınıflara yapmamız için ben gelip müdürümüze konuştuğunu hatırlıyorum. Artık sıra sizin, bayrak size devroluyor, artık kontrol ele alerjiler falan diye. Bize böyle şey olmuştu, ezelim, bizi ezdiler, biz de ezelim falan deyip sonra ya ne gerek var Allah aşkına saçma sapan sistemi devam ettirmeyelim falan deyip böyle ortaklaşa karar verip alt sınıflara kesinlikle müdahale etmemeye karar vermiştik. Bunun yerine gittik, osuruk bombası alıp okulun tüm üst katını, derslerin görüldüğü üst katını osuruk bombası patlatmıştık. Ne olmuştu? Derslerin hepsi iptal olmuştu. Sonra hocalar gelip bize sizin sorumluluğunuzda bu kim yaptı bunu dediğinde birinci sınıflar yaptı diye onlara çıçlamıştık. Sonra az arada biz yemiştik niye sahip çıkmıyorsunuz birinci sınıflara falan diye. Aslında yani kısmen bir zorbalık yapacakken elimizi ayağımıza bulaştırıp kendi bacağımıza sıkmışız gibi bir durum oluşmuştu netice olarak. Ama kim suçlanırsa suçlansın herkesin içine gelmiş. Dersler iptal oldu bir kere daha ne olsun. Velhasıl ikinci sınıfa kesinlikle lise hayatındaki en iyi yıl diyebilirim. Hem dersler açısından hem arkadaşlık ilişkileri, insan ilişkileri daha eğlenip gülmece falan o hiyerarşinin saçma zinciri de kırmışız. Böyle saadetin bedelindeki gibi koşuyoruz falan yağmur altlarında böyle sahneler yaşadığımız bir yıldı. Ama her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da vardı. Geldik lise sona. Ama diyorum ki bunu başka bir videoda anlatayım size. Lise sonu 18 yaşının güzelliklerini ve çirkinliklerini ve sınava hazırlık dönemini. Çünkü bu video zaten çoktan çok uzamış oldu bence. Umarım videoyu izlerken de dinlerken de keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Sizinle yeni bir videoda çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.